Kerem. Kerem ya. Ben biliyordum bunun böyle olacağını. Sabaha kadar uyumamıştır kesin. Alo Ayşe. Heh, Volkan. Ya gelip bizi alman lazım. Kerem hiç iyi değil. Niye? Ne oldu ki? Yelda Hanım, Muhsin babanın ondan ayrılmak istediğini öğrenmişim. Ben de tam bilmiyorum ki. O şimdi sabaha kadar da uyumamıştır ya. Aynen öyle ya. Tam tahmin ettiğin gibi Volkan uyumamış sabaha kadar. Hiçbir şey söylemedi. Konuşmadı da dün gece. Yani yanına bile yaklaşamıyorum ki. Tamam. Ben halledeceğim. Volkan amcacığım, siz bu kadar çok kahve içmeseniz mi acaba? Eliniz ayağınız titriyor. Yok. Ondan değil şu an Gonca. Ne oldu? Kimdi telefondaki? Ayşe. Ne olmuş? Bir şey mi olmuş Ayşe'ye? Gonca, ben bir şey yaptım. Ya ne yaptın? Ya salak gibi gidip Yelda teyzeye, Muhsin amca senden boşanmak istiyor dedim. Ama isteyerek söylemedim ki ben sonuçta onu. O ağzımdan kaçtı o anda. Barışmışlardı. Benim yüzümden boşanıyorlar şimdi. Şu ellerimin haline bak, titriyorum tir. Ya ama sen niye gidip en yakın arkadaşının annesiyle babasıyla merhaba nasılsınızdan fazla bir ilişki kuruyorsun ya? Manyak mısın sen? Tehlikeli sular oralar. Ya şimdi beni boş ver Gonca. Kerem beni hiç affetmeyecek. Bak şimdi adam boşanacak mı boşanmayacak mı belli değil. Yani annesiyle babasının durumu da karışık. Ama yani en kötü ihtimali düşünürsek Kerem'in konuşacak birine ihtiyacı olacak. Sen gidip ona bunları söylersen en yakın arkadaşını da elinden almış olursun. İyi de böyle de yalan atmış olacağım. Ya Kerem'in gerçeklerle yüzleşmeye niyeti olsa Ayşe'den boşanmaz. Değil mi? Yani. Ha. Hem belki bu arada Muhsin amca ile Yelda teyze de barışmış olurlar. Ha işte. Bak. Ellerim titremesi durdu. Ama sen yine de kahve içme. Bro, rahat edemediysen istersen biz ikimiz konuşalım birebir. Kahve yapayım mı sana ya? Ha? Menemen yapayım mı? Menemen ister misin? Çok iyi yaparım menemen, biliyorsun. Menemen yapayım mı? Sen rahat değilsin gibi sanki. Yer değişelim mi kardeşim istersen? Ha? Camı açayım. Sen benim şu hayatta en sevdiğim insansın ya. Yemin ediyorum bak. Sağ ol bro. Ben de seni çok seviyorum da. Ama sakin ol. Tamam, iyiyim ben, iyiyim. Rahatım. Ama siz benden rahatsızsanız orasını bilemeyeceğim. Kerem, biz senden neden rahatsız olalım? Sadece özünden bizi rahatsız ediyor. Ben çünkü paylaşmıyorsun. Ne olacak paylaşınca? Annem babam boşanmayacak mı? Yani öyle ha deyince boşanılmıyor ki. Herkes sizin gibi değil tabii. Bence de boşansınlar. Artık bu kaçıncı? Ha, bu saatten sonra beraber olacaklarsa o benim gözümde bir birliktelik olmuyor. Her an birbirini terk edecek iki insan gibi olacaklar. Ne yapacaksın Kerem, böyle uzaktan boşanmalarını mı izleyeceksin? Ne yapabilirim ki? Hadi birbirinizi sevin diye zorlayacak mıyım? Yani her boşanma sevgisizlikten kaynaklanmıyor tabii. Tabii canım. Onlar birbirlerini çok seviyorlar. Yani zaten ben hep söylerim. Birbirini seven insanlar hiç ayrılmamalıdır abi. Bak gör, onlar da kafalarını toplasınlar. Bir araya gelsinler. Bak nasıl birleşecekler tekrardan.
Ben inanıyorum. Yok abi, ben inanmıyorum. Geçmiş inanmışlıklarım bende patladığı için inanmak da istemiyorum. Ya aslında tam şu durumlar için ne olacak biliyor musunuz? Bir tane zaman makinesi olacak. Onları böyle en aşık olduğu döneme bir ışınlayacaksın. Geri getireceksin, bak bakalım boşanabiliyorlar mı? Gerçekten 5 yaşındaki bir çocuk da ancak böyle bir çözüm üretirdi. Bir dakika Gonca. Var ya, aklıma çok güzel bir şey geldi Volkan. Kerem, Muhsin Baba Yelda teyzeye nasıl evlenme teklif etti? Bir anlatsana bize. Gerçekten mi ya? Evet. İyi. Tatlı bir hikayeymiş aslında. Şöyle, annem babam ilk tanıştıklarında abim daha küçük. Annemi de çok seviyor. Annem de onu çok seviyor. Babam da bunu kullanmak istiyor. Diyor ki, gel bugün Samet'in müsameresine gidelim. Yani aslında kandırıyor, öyle bir şey yok. Çünkü annem çok çalışıyor o sıralar. İşte babam diyor, gökten yıldız bile indirsem ben bunu ikna edemezdim ama Samet abiye geliyor. Bunlar buluşuyorlar beraber. Ha bu arada babamın Rasim diye bir arkadaşı var. Adamın kocaman bir arazisi var. Arazinin ortasında da bir kulübe. Adam o kulübede tek yaşıyor. Ve bir tek babama izin veriyor oraya gelmesine. Babam da öyle bir plan yapmış kendince. Anneme özel bir ortam hazırlamış. İşte onlar orada beraber romantik bir yemek yiyorlar. Neyse buraya kadar güzel. Asıl şimdi başlıyor. Sonra gidecekler, arabaya biniyorlar. Bir bakıyorlar lastikler patlamış. Ya tabii yol yardım falan da yok. Gece orada mahsur kalıyorlar. Ne diyorlar, bari bu gece kulübede kalalım. Kulübe şey değil mi ya? Bizim lisede arkadaşlarımıza gidip takıldığımız. Aynen orası. İşte babamda anısı var diye Rasim amcadan satın almış ama Rasim amca kalıyor hala orada. En güzel duyguların katiliyim ben. Şişt, tamam yapma. Kerem? Tabii. Evlenme teklifi. Neyse, işte o gece o kulübede kalıyorlar. Ve o gece babam anneme evlenme teklif ediyor. Birbirlerinden emin oluyorlar. Böyle. Sen az önce bize onları nasıl barıştıracağımızı anlattın. Yo, ben evlenme teklifini anlatmadım mı? Hayır bak dur. Sen şimdi Yelda teyzenin anlattığı bu hikayedeki bütün ayrıntıları bir kağıda yazıyorsun. Ne bileyim işte hangi şarkı çalıyordu, etrafta mum mu vardı, lamba mı yanıyordu, çiçek var mıydı mesela, varsa papatya mıydı, gül müydü? Bütün ayrıntılar ama ne varsa. Biz de o kulübeye gidiyoruz, o günkü gibi orayı hazırlıyoruz. Onlar da koşturarak geliyor. Ayşe yapma ya, koskoca insanlar. Of, Kerem, gelecekler yani. Muhsin Baba'ya ben ikna ederim. Ama Yelda teyze sende. Tamam ben de yaparım. Siz bu işleri hallederken ben de Yelda teyzeyle Muhsin amcayı alır getiririm falan, o işe yararım işte. Ha işte ya, onlara o günü tekrar yaşatıyoruz. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durur.